Merhaba millet, bugün sizlerle YouTuberların, yayıncıların çok sık kullandığı bir yaka mikrofonunun paket açılışını, kutu açılışını yapacağız. Ürün bende uzun zamandır bulunuyor. Deneme fırsatı, test etme fırsatını edindim. Bunlar için ek bir video yapacağım zaten. Detaylı bir inceleme videosu ve karşılaştırma videoları gelecek. Ama şöyle bir kutusunda ne var, bizi ne bekliyor, ne karşılıyor? Onlara bir bakalım istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden Boya Bay M1'in kutusunu şöyle bir inceleyelim öncelikle. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir Boya'nın logosu bulunuyor. Yaka mikrofonu olarak lanse etmişler İngilizce olarak. Şöyle bir görsel bulunuyor. Mavi, siyah, beyaz tonlarında güzel bir kutuyla geliyor. Kutunun alt kısmında her üründe görmesek de çoğu üründe karşılaştığımız ürünün detaylarıyla alakalı, ürünün özellikleriyle alakalı şöyle bir tablo bulunuyor. Şurada da orijinal olduğuna dair bir barkod bulunuyor. Ben bu ürünü AliExpress'ten aldım. Bu arada yaklaşık 18 küsürdü. 19'a yakındı ama öyle diyeyim size. Yaklaşık da 20 dolar civarını zaten çoğu yerde bulabilirsiniz. Şöyle gene detaylı baktıktan sonra şu kutumuzu bir açalım istiyorum. Kutu nasıl açılıyordu? Şöyle açılıyordu. Kutunun da nasıl açıldığını bir görelim de. Ben daha önce açarken yırttığımı hatırlıyorum. Şu yanlardan. Siz de dikkatli olursunuz. Ürünlerin kutularını ben oldukça özen gösteren biriyimdir. Hani kutusunu isterim. Yani kutusuz daha ucuz olmasına rağmen kutulu ürün isterim. Şöyle içinde başka bir şey kalmadı. Böyle bir sunumla geliyor. Biraz dağılmış olabilir. Ben daha önce çıkardım, tekrar koyduğum için. Şöyle alt kısmında işte teknolojik aletlerde nemdir vesairedir yapmasın diye koyulan. Bakayım yazıyor mu ne ya? Ne oldu? Silika. Silika diye bir şey. Yani bilen varsa alta yazsın, ben tam olarak bilmiyorum. Şöyle dikkat diye bir zımbırtı, bir karton geldi şöyle. Bunları farkındalığını kullanılıyor, bunları fark edin diyor. Evet, ben de zaten bunu detaylı bir şekilde anlatacaktım. Hani ürünün bu kısmına geçtiğimiz, ama burada göstermişken değinelim. Evet, şu kısımda for cameras olarak görünen kısım DSLR makinelerde ya da mikrofon dahil edilebilecek kameralarda kullanılması için yukarı, telefon veya farklı bir kayıt aletiyle kullanacaksanız da off kısmı, yani off olarak geçiyor ama altında smartphone olarak da yazmışlar. Gene sizin de bilginiz olsun. Alt kısımda telefon için kullanıyorsunuz. Yukarıda da kamera, işte bilgisayar da için, yani bilgisayar için de yukarı olarak kullanıyorsunuz. Yani kamerayı da kullanıyorsunuz bilgisayarda kullanmak için. Bla bla. Şöyle bir hızlı başlangıç kılavuzu var. İngilizce ve Çincedir diye düşünüyordum. Ben açık okumadım açıkçası. Şu kısımda ürünün detaylandırmışlar ürünümüzü. Şu kısımda da evet, Çince yok galiba. Tamamı İngilizce. Universal yazmışlar zaten. Ona dikkat etmedim. Neyse, şöyle kutumuzdan çıkarmadan önce ürünümüzle ilgili, ürünümüzle beraber neler geliyor? Paketin içinden neler geliyor? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir metal clips var. Gayet güzel, kaliteli. Şöyle jack, normal jack, bu amfilere falan takılan jacklardan, tam olarak tam ismini bilmiyorum ama şunu 3.5 milimetreyi şu kısma şu şekilde sokarak kullanabiliyorsunuz. Eğer önceliğinizse hani böyle bir şey, aparat,
aklınızda bulunsun. Bunun içinden çıkıyor. Evet, devam edelim. Mikrofonumuz çıkıyor. Mikrofonumuz doğrusal ses alıyor. Şuradan da anlayabileceğiniz üzere. Yanlardan herhangi bir ses girişi yok. Sadece şurada kondenser bir mikrofon. Yani bayağı oldukça duyarlı dinamik mikrofonlara oranla. Şöyle bir asıl mevzunun döndüğü şöyle bir aparat geliyor. Gördüğünüz gibi gene bir metal malzemeden yapılmış. Kabloların ince olduğunu söyleyebilirim. 6 metrelik de bir uzunluğu var. Onu da dile getireyim. Şöyle bir rüzgar emici pop filtremiz var. Mini pop filtrelerden, süngerlerde diyebiliriz. Şöyle süngerimizi geçirdikten sonra artık patlamaları minimuma indirebiliyorum. Şimdi gelelim kutuda son kalan pilimiz ne işe yarayacak? Pil ne işe yarıyor bu alette diye soranlara şöyle pilin de modelini de gösterelim. LR44 tipli saat pilleriyle çalışıyor. Şöyle. Aynen. İnternette bunların 10 tanesi 3 lira 4 lira. Duracell'inkini alırsanız 2 tanesi biraz daha pahalı vesaire. Ben saatçiden istemiştim. 3 lira çekti bir tanesine. Gittim ucuzluk pazarları bu milyonculardan aldım 75 kuruşa. Ama siz internetten bu aleti sipariş verdiğiniz gibi siparişini verirseniz uzun süre şarjlı bir alet kullanıyormuşçasına kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şu taraf böyle çevirerek pilin koyulacağı kısmı açtık. Pil buraya nasıl giriyordu onu hatırlayamadığım için şu an artı yük, eksi yük var mı? Bilgilendirici bir şey. Artı yük bu tarafa geliyor. Burada da artı yük burası olduğunu söylemiş. Yani şu şekilde sokacağız. Bunu çıkartırken biraz zorlanıyoruz. Yani kısa bir yolu var mı bilmiyorum ama ben genelde cımbız tarzında ya da o tarzda bir şeylerle çekmeye çalışıyorum içinden. Şöyle aldığım pillerden de bir tane örnek göstereyim hatta. Şöyle. AG13 olarak da geçiyor. LR44 modelli piller. Bilginiz olsun. Şöyle bir pil almıştım. Bir tane daha var hatta. Bunu hatta açıp yerine taktım. Şu anki içine taktığım pil kutunun içerisinden çıkan pil. Ben ekstradan iki tane daha aldım. Bunu da bilgisini vereyim. Şarjı ne kadar dayanıyor onun hakkında bir fikrim yok. Hani kullanma sürenize göre değişeceğinden eminim. Ama yanınızda birkaç tane pil taşımanızda bir sakınca olmaz. Zaten küçükler. Bir ufak bir çanta alırsanız bu mikrofon için onun içine atarsınız. Şarjlıdan ziyade bu aslında daha iyi gibi oluyor. Çünkü şarj cihazı falan taşımanız gerekiyor. En basitinden harici şarj cihazı. Bunda sadece pil değiştiriyorsunuz ve sanki şarjını şarj süresi de beklemeden kullanabiliyorsunuz. Kablomuz 6 metre dedim. Şurada böyle bir cırt cırt kısmı var. Biraz amatörce tekrar bağlamışım. 6 metre benim işime yaramadığından dolayı aslında benim için zorluk çıkardığını söyleyebilirim. Tekrar mikrofonumuzu şöyle bir odaklanalım. Ne sert ne de kalın bir kablosu var. Dikkatli kullanmanızda fayda var. Bunu da söyleyebilirim. Şu kısımda da şöyle bir arka kısma, yani pantolonunuza takmanız için düşünülerek yapılmış bir klips var gene. Şu klipsi de şu mikrofonumuza bir takalım istiyorum. Nasıl takıldığını da görmüş olun. Şu kısımda bulunan ve taktım ben. Şu kısma oturtuyorsunuz. Gayet basit bir şekilde. Çıkarması biraz daha zor. Dikkatli olun. Herhangi bir yerine zarar vermeyin. Şu şekilde de istediğiniz bir bölgeye
montajını yaparak kullanıma hazır bir hale geliyor. Evet. Şöyle içinden kutumuzu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Boya by M1 yaka mikrofonunu kutu açılışını yaptık. Detaylı incelemesi ve ses testi önümüzdeki günlerde kanalımda bulabilirsiniz. Ve de farklı ürünlerle karşılaştırması da gelecek. İstediğiniz herhangi bir ürün varsa Boya by M1 ile karşılaştırılmasını istediğiniz, temin etmeye çalışır ve karşılaştırma videolarını çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.